Biliyorsunuz e, özellikle darbe imalı sözler vardı. Ragıp Zarakolu, Evrensel Gazetesi yazarı da e, Sayın Cumhurbaşkanı ile Adnan Menderes'i bir karede gösterip e, bu noktada çok çirkin ifadelerde bulunmuştu. Onu sizlerle dün paylaşmıştık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunu Evrensel Gazetesi yazarı Ragıp Zarakoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı demokrasi şehidi merhum başbakan Adnan Menderes'le kıyaslayan bir yazı kaleme aldı. Markus Kader'den kaçış yok başlıklı o yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a idam, Türkiye'ye darbe tehdidinde bulundu. Bir internet sitesinde de yayınlanan o yazıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Adnan Menderes'in yan yana fotoğraflarını da kullandı. Milletimizin iradesi bellidir. Bir daha bu ülkede yassı ada rejimi asla hayata geçmeyecektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe ve idam tehdidi içerdiği gerekçesiyle makus kaderden kaçış yok başlıklı köşe yazısıyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Erdoğan adına suç duyurusunu avukatı Ahmet Özel yaptı. Ragıp Zarakoğlu ve Artı Gerçek İnternet gazetesine yönelik suç duyurusu dilekçesi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi. Suç duyurusunda Ragıp Zarakoğlu'nun yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedef alındığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasal düzenine ve Erdoğan'a karşı alenen suç işlendiği bildirildi. Dilekçede Ragıp Zarakoğlu'nun yazısının ifade ve basın özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi. Ayrıca yazının içeriğindeki ifadelerde açıkça darbe çırtkanlığı yapıldığı vurgulandı. Suç duyurusunda şüpheliler hakkında kamu davası açılması ve cezalandırılması talep edildi. İnsanlık Nasıl Covid-19 virüsünü eninde sonunda yenecekse inşallah Türkiye'de bu bağnaz zihniyeti bir daha geri dönmemek üzere tarihe gömecektir.